Hakan Bey, sizden bahsedelim. Biraz önce biraz bahsettiğiniz seçim çalışmaları nasıl gidiyor? İlçelerde nasıl karşılanıyorsunuz? Evet, seçim çalışmaları şu ana kadar çok iyi ve demokratik ortamda geçti. Gidebildiğimiz kadar köye, ilçeye, sanayiye, pazar yerlerine, tabii süre kısıtlı olduğu için toplu yerlere gitmek gerekliydi. Zaten zor bir seçim, 35 gün gibi bir süreç verildi. Bu süreçte 13 ilçede tanıtımı zorlaştırdı. Birçok kişiyle diyaloğa girdik. Zafer Partisi'ni tanıttık, kendimizi tanıttık. Sinan Oğan 2 haftadır da bir furya, dip dalga olarak geliyor. Son 2 haftada onun ismi çok duyulmaya başladı. İnsanlardan iyi tepkiler aldık. Kararsızlar çoktu. Apolitik insanlar çok konuştuğumuz. Ama kendilerine kendimizi tanıttığımız zaman beni de sevdiler. Barlarına bastılar. Kabullendiler. Yani partimiz şu anda iyi gidiyor. İyi tanıttık. 35 gün, 30 güne yakındı sokaklardasınız. Evet. Kendinizi tanıttığınızı, iyi lanse ettiğinizi düşünüyor musunuz? Yani daha iyi olabilirdi. Birazcık daha süre olsaydı. Biraz sıkışık bir zaman tabii. Buna rağmen tabii, ama, çok yere ama şöyle de bir şey var. Biz de basın olarak sizi de takip ediyoruz hep haberlerinizden. Sağlam bir gezi planı yaptınız. Yani vatandaşa herhalde en çok değen partilerden birisiniz diye düşünüyorum. Benim dış gözle gördüğüm. Biz hepimiz sahadaydık. Birebir temasa girdik. Yani teşkilat göndermedik. Teşkilatın yanında biz kendimiz gittik. Her yere. Yani kendi elimizi uzattık kişilere. Çok hoşlarına gitti. Gidilmeyen yerlere gidildik. Yani seçimden seçime uğranan yerlere gittik. İnsanların çok hoşuna gitti. Şu anda iyi gidiyoruz. Tabii sonucu göreceğiz. Bunun evet. Meyvesini toplamak istiyoruz açıkçası. Seyit, aynı zamanda da sizin partide de bir sıralama söz konusu olmadı 7 adayda da. Evet. Hepsini bir şekilde sokakta görüyoruz. Aslında 8 adaydık bizim Urla'da. 8 adaydınız, evet. Bir aday. Yok, bir arkadaşımız başka bir bölgeye kaydırıldı. Alp Kaya diye bir arkadaşımız vardı. O başka bir bölgeye kaydırıldı.